Merhaba arkadaşlar. Piyasada bir düşüş var. Hemen şöyle bir genel izlenim birlikte yapalım istedim. Bir küçük analiz yapalım. Bakalım destek direnç bölgelerimiz nereli? Zaten bizim indikatörümüz bunları çok güzel bir şekilde veriyor. Arkadaşlar 4 saatlikte şu anda özellikle burayı bekledim gelsin diye 4 saatlikte desteğimize dayandı BTC. Şu 44.000 bölgelerinden ben de bir long aldım bu arada. Şimdi biraz eksideyiz. Ama takviye yaparız. Eğer bu desteğimiz kırılırsa ki arkadaşlar dibi 43.170 gördüğünüz gibi. Burası kırılırsa aşağıda arkadaşlar 41.800 desteği var. Ve burası şu ara çok boş gözüküyor şu anda. Saatlik grafiğe bakarsak arkadaşlar bir de günlüğe bakacağım en son. Saatlikte de bakarsanız yine aynı desteğin üzerinde ve burada da güzel bir destek var. Saatlikte 42.000'de yine bir destek var. 4 saatlikte bu desteği göremiyorduk ama zayıf bir destek olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi kalınlıklar zaten şöyle. Bizim indikatörümüzde ne vardı arkadaşlar? Bu kalınlıklar bizde aynı zamanda şeyi gösteriyor. Emirlerin biriktiği bölgeleri gösteriyor. Yine aşağıda aynı dediğim 4 saatlik için kullandığımız destek de yine burada. Bir saatlikte de böyle gözüküyor. Bir de bir günlüğe bakalım. Günlükte neler olacak arkadaşlar? Günlük içinde bir yorum yapalım. Arkadaşlar şu an bu ETF'den sonra herkes longladığı için bir long temizliği yapılıyor. Görünüyor şu anda. Çünkü yani düşmesi için öyle aman aman büyük de bir haber yok. Arkadaşlar günlükte gördüğünüz gibi şurada eski bir bakın şu boss yazan yerde eski bir direnç var. O artık bizim desteğimiz 42.600'ler gibi görünüyor. Onun altı zaten çok boş. İnşallah oralara da inip buradaki bölgeyi kaybetmeyiz. Şimdi bir de dominansa bakalım. Dominans da 15 dakikalıkta şöyle linear regulation üzerine çıktı. Altta gördüğünüz gibi 15 dakikalıkta bir destek yok arkadaşlar. 1 saatlikte şu an bir desteğin yani eski bir desteği kırmış gözüküyor iğneyle. Ve alttaki desteğe değdi ve orada da bizim indikatörümüz ve CFS Plus'a destek direnç aynı anda al dedi. Yani burada bir para girişi gözüküyor şu anda dominansa. Total 2 marketlerde de arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an düşüşler devam ediyor. Para çıkışı hızlı bir şekilde oldu. 802.000'de total 2. Bir saatlikte de gördüğünüz gibi aşağıda şurada bir direnç var. 781 bizim şu anda saatlik için ana desteğimiz. 4 saatlikte de arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da fazla bir aşağıda destek görünmüyor. Ama şurada daha önce konsolize olduğu bir bölge var. O bölgede bizim için tutunabilir bölge diye şöyle şunun içine girerse şu aralıkta gezecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Total 3'te 500'ü tekrar kaybettik. Gördüğünüz gibi 500'ün altına hızlı bir şekilde indi ve devam ediyor inişler arkadaşlar. Peki bu düşüşlerde bizim indikatörümüz ne yaptı? Mesela MTL geldi tam düşüşün başladığı ana başladığı hani ana düşüşün başladığı saatlerde. Bakalım MTL'de ne olmuş? 2 saatlik bir MTL gelmiş. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde indikatörümüz bunu yakaladı. Bu CFS Plus sinyali arkadaşlar. Ben sinyalleri şu şekilde ayırdım açıkçası. CFS Plus üçgen şu şekilde yaptım. Ve destek direnci de şu şekilde bir etiket olarak koydum. Şekillerini bu şekilde değiştirmiş oldum arkadaşlar. Hızlı bir düşüş şu an devam ediyor. Umarım toparlar piyasa. Herkesi şu an üzdüler açıkçası. Biraz sakin kalmak gerekiyor. Stopsuz işlem yaptıysak biraz sıkıntı yaşarız elbette. Bir de ne gelmiş arkadaşlar bakalım. Şöyle 16'da yine aynı şekilde SXP gelmiş 1 saatlik. Bakalım ona da. Yani indikatörümüz bu geçende de biliyorsunuz büyük düşüşten hemen 1 saat önce çok güzel sinyaller vermişti. Burada 1 saatlikte SXP'de bakın o da şahane 2 sefer arka arkaya vermiş ve
Gördüğünüz gibi ilk verdiği sinyalden bu yana şu an %6,5 düşüşü indikatörümüz yakalamış ve düşüş devam ediyor. O da sanırım şu alttaki 33 bölgesini herhalde test edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Son olarak XMR'ye bir bakalım. 120, 13'te gelmiş bu arada bu. 120 dakikalık XMR'ye hemen ona da bir bakalım. Yeni gelenler zaten dönüş sinyaller ama bunların şu an piyasa düşüşte olduğu için almamak gerektiğini her zaman biliyorsunuz söylüyorum. Çok pardon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da harika bir şekilde sinyal çalışmış ve bu şekilde %4,5 gibi devam da ediyor aşağıya doğru arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada dönüşleri evet beklemek gerekiyor. 43.300'e geldi BTC arkadaşlar. 42.000 lira doğru bir sanki yolculuk burada olacak gibi gözüküyor. Şimdi az önce iğne attığı bölgeyi tekrar bir test ediyor. Yani umarım buradan bir dönüş alırız ama sanki piyasadan hızlı bir şekilde hala para çıkışı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani para çıkışı da çok duracak gibi görünmüyor piyasadan. Herhalde 42'leri bir test ettirecekler bize. 42'nin altı da zaten artık çok tehlikeli. Oradan da 40 ve 40'ın altı gözüküyor. 38'lere kadar gider gibi gözüküyor. Bakalım nerede tatmin olacak? Bu tamamen borsaların operasyonu olarak görüyorum ben bunu. Çünkü piyasanın şu eğilimde bu kadar iyi haber gelmişken şunu yapmasının tek sebebi borsaların long yönünde para kaybedecek olmasıydı. Onu da şu bu şekilde herhalde telafi edecekler arkadaşlar. Şimdi böyle indikatörümüzü de arkadaşlar bilmeyenler için tekrar anlatayım. Arkadaşlar CFS Plus destek direnç indikatörüdür. Bu indikatör arkadaşlar hem destek dirençleri, ana destek dirençleri emir bölgeleri olarak gösterir. Hem de bizim kendi algoritmamızda yazdığımız CFS Plus alsat indikatörümüzde de yaklaşık 9-10 tane indikatörün teyitini alarak bunun içinde Bollinger var, Momentum var, RSI var, MACD var, başka sayabileceğim stokastikler var, onun haricinde MFI var gibi 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 hepsinin teyidini alıp ondan sonra bize bir sinyal veriyor. Biz bu sinyalleri Telegram üzerinden anında 1 saat ve 2 saat olarak alıyoruz ve sinyallerimizin %80'i çalışıyor arkadaşlar. Yani 10 işlemden 8'inde genelde başarılı oluyoruz. 100 işlemde de 80 işlem demektir. Yatay piyasada müthiş çalışıyoruz. Bazen 10'da 10'u yakalıyoruz arkadaşlar yatay piyasada. Çünkü her iki yöne de çok sağlam sinyaller geliyor. Teyitlerimiz çok fazla. 10-11 tane teyit alan indikatör sayısı gerçekten yok denecek kadar azdır. Vardır premium indikatörlerde genelde oluyor. Onlarda da zaten fiyatları çok yüksek. Biz 50 dolarlık bir aylık fiyat belirledik bu indikatör için. Zaten kullanan sayımız oldukça güzel. Arkadaşlara teknik destek anlamında da bir sürekli destek veriyoruz arkadaşlar. İşi bilmeyen kardeşlerimize de küçük küçük eğitimler veriyoruz. Yarım saatlik, bir saatlik, bazen iki saatlik eğitimlerle. Gerek duyulduğu kadar o eğitimleri veriyoruz. Bazen toplu yapıyoruz bunu. 3-4 kişiyi bir araya topluyoruz. En fazla 8 kişi alıyorum bu arada aynı anda. Çünkü fazlası bizi etkiliyor. Hani aynı anda herkesle konuşamıyoruz. Genelde birebirleri daha çok tercih ediyorum ben. Vaktimiz olursa, arkadaşların da vakti olursa o şekilde yapıyoruz. Sizler de CFS Plus'ın bu harika sinyallerinden yararlanıp hem ayıda hem boğada düşüş, yükseliş açıkçası bizi çok etkilemiyor. Sadece şu hızlı hareketlerin olduğu dönemde birkaç saat, bazen birkaç gün bekledikten sonraki gelen her sinyal bizim için çok kıymetli ve değerli. Stop koyduğunuz takdirde, stoplu çalıştığınız takdirde bizim indikatörümüze zarar etme ihtimaliniz yok arkadaşlar. Tabii çok böyle büyük hedefleri olan arkadaşlarımız varsa hani alayım ben dipten de işte sol Anadolu gibi 10 dolardan aldırsın 90 dolara satayım. Zaten buna kimsenin psikolojisi dayanmaz. Kaldıraç yapan arkadaşlarımızın hepsine lazım olan, ihtiyaç duyulan bir indikatör bu. Hepsine en azından yaptığımız işlemleri geriye dönük bakarsanız gelen sinyalleri hemen hemen paylaşmaya çalışıyorum sürekli. Görürseniz nasıl sinyaller geldiğini anlayacaksınız ne demek istediğimi. Kullanan arkadaşlarımız zaten sağ olsunlar hani memnunlar. Her gün biraz daha ekibimiz çoğalıyor. Yakında da şunu yapalım istiyorum. Bir kalabalık olduktan sonra belli bir adede ulaştıktan sonra bir Telegram kanalı açalım.
Orada da hani böyle gelen sinyalleri gün içinde birlikte değerlendirelim istiyorum. Onun için biraz daha vaktimiz var diye düşünüyorum. İndikatörümüzü almak isteyen kardeşlerimiz videonun altındaki telefon numarasından bize ulaşabilirler. Ve videomuzu beğenip arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Organik büyümeye çalışıyoruz. Böyle botlarla 8-10 bin kişiyi gösterenlerden olmak istemiyoruz. O yüzden bizi beğenen kardeşlerimizin destek vermesini rica ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar arkadaşlar.